Doğduğunuzda sevilirsiniz. Öldüğünüzde sevileceksiniz. Arasını siz başarmalısınız. Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir. Çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa tutmak için bir sebep bulacaktır. Bu çocuk dedi ki, yüzünü hatırlamak istiyorum. Ki cennette seni tanıyıp bir kez daha teşekkür edebileyim. Tata Group, Hindistan merkezli bir konglomerattır. Şirket 1868 yılında Jamsetjee Tata tarafından kurulmuş olup Hindistan'ın en eski endüstriyel gruplarından ve en büyük konglomeratlarından biridir. Bünyesinde otomotiv, hava yolu, kimya, savunma, gıda, elektrik, beyaz eşya, otelcilik, bilişim teknolojileri, perakende, e-ticaret, emlak, çelik ve telekom alanında faaliyet gösteren çok sayıda işletme yer almaktadır. Şirketin merkezi Mumbai'dedir. 150 yılı aşkın bir süre önce kurulan Tata grubunun tarihine bakıldığında, birçok yönden Hindistan'da ve giderek artan bir şekilde dünyada girişimciliğin yanı sıra hayırseverliği de temsil ediyor. Tata Sons, ana yatırım holding şirketi ve grup işletme şirketlerinin destekçisidir. Öz sermayesinin %66'sı eğitim, sağlık, geçim kaynağı oluşturma, sanat ve kültürü destekleyen hayırsever vakıflara aittir. Yönetim felsefesini 1973 yılında oluşturan havacı, sanayici, girişimci ve Tata grubun başkanı olan Jehangir Ratanji Datapoy Tata'ydı. Tata Sons ve Tata grubun yönetim felsefesi, kurumsal işletmelerin yalnızca sahiplerinin çıkarlarına göre değil, aynı zamanda çalışanlarının, tüketicilerin, yerel halkın çıkarları içinde topluluk ve nihayetinde bütün bir ülke adına yönetilmesi gerektiğidir. Yönetim felsefeleri, hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, satıcılar, düzenleyiciler ve toplum dahil olmak üzere tüm paydaşlarının çıkarlarını korumak için adil, şeffaf, hesap verebilir ve etik bir yönetim sağlamaktır. Sorumlu bir kurumsal işletme olarak Tata Sons, ülkenin kanunlarını harfiyen ve ruhen takip eder. Tata davranış kuralları, çalışanları ve şirketleri için etik bir yol haritası ve yönergeler sağlar. Tata grubunun tüm tam zamanlı çalışanları davranış kurallarının ilkelerine uymakla yükümlüdür. Dürüstlük, sorumluluk, başarı, öncü ve birlik değerlerini kapsar. En yüksek ahlaki ve etik standartlar, en yüksek kurumsal yönetim standartları, insan haklarına ve onuruna saygı, profesyonellik, dürüstlük, adalet ve bütünlük. Paydaşlar arasında bir denge sağlamak ve ayrımcılıktan kaçınmak için onlara adil davranmak, haksız veya kısıtlayıcı ticaret uygulamalarına girmemek ve yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymaktır. 28 Aralık 1937 doğumlu Ratan Naval Tata, Mumbai'de Parsi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Tata grubun kurucusu Jamsetjee Tata'nın oğlu Ratanji Tata tarafından evlat edinilen Naval Tata'nın oğludur. Hintli bir sanayici, hayırsever ve Tata Sons'un eski başkanıdır. 1990'dan 2012'ye kadar Tata grubun başkanlığını ve Ekim 2016'dan Şubat 2017'ye kadar geçici başkanlığını yürüttü. Şu anda hayırsever vakıflarının başında olmaya devam ediyor. Ratan Tata'nın aldığı nişan ve ödüller, 2000 yılında Padma Bhushan Hindistan 3. en yüksek sivil onur ödülü, 2006'da Maharashtra Bhushan en yüksek sivil ödülü, 2008'de Padma Vibhushan olağanüstü ve seçkin hizmet ödülü, 2014'te Britanya İmparatorluğu onursal şövalye nişanı, 2021'de Assam Vaibhav en yüksek sivil onur ödülü, ve 2023'ün Mart ayında Avustralya Seçkin Hizmet Ödülü olan Avustralya Nişanı'na layık görüldü. Ratan Naval Tata aynı zamanda gelirinin yaklaşık %60 ila 65'ini hayır kurumlarına bağışlamış olan dünyanın en büyük hayırseverlerinden biridir. Ratan Tata eğitim, tıp ve kırsal kalkınmanın destekçisidir.
ve Hindistan'da önde gelen bir hayırsever olarak kabul edilir. Tata, zorlu alanlar için iyileştirilmiş su sağlamak amacıyla kapasitif deionizasyon geliştirmesi için New South Wales Üniversitesi Mühendislik Fakültesini destekledi. Kasım 2018'de UC San Diego'da açılan Tata Hall, son teknoloji bir araştırma tesisidir. Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü olan binanın adı, UC San Diego'ya 70 milyon dolar bağışta bulunan Ratan Tata tarafından kurulan hayır kurumundan gelmektedir. Tata Hall, yaklaşık 40 kilometrelik bir alana inşa edilen, biyolojik ve fiziksel bilimler için araştırma tesislerine ev sahipliği yapan 4 katlı bir binadır. Bina, araştırmacılar arasında işbirliğini ve yeniliği teşvik etmek için tasarlanmış son teknoloji laboratuvarlara, ofislere ve toplantı alanlarına sahiptir. LEED sertifikalı bir binadır, yani çevresel olarak sürdürülebilir ve enerji açısından verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Tata Hall, biyoteknoloji odaklı bir araştırma tesisidir. Genetik hastalık kontrolü, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve sürdürülebilir gıda kaynaklarına duyulan ihtiyaç gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarını ele almayı amaçlamaktadır. Enstitüde yürütülen araştırma, gen düzenleme, kök hücre tedavisi ve hastalık kontrolü dahil olmak üzere bir dizi konuya odaklanmaktadır. Tata Grubun hayırsever bir iştiraki olan Tata Eğitim ve Geliştirme Vakfı, Cornell Üniversitesi'ne Hindistan'dan gelen lisans öğrencilerine mali yardım olanağı sağlayacak 28 milyon dolarlık bir Tata Burs Fonu bağışladı. Burs fonu herhangi bir zamanda yaklaşık 20 bursiyeri destekleyecek ve mali durumları ne olursa olsun en iyi Hintli öğrencilerin Cornell'a erişmesini sağlayacaktır. Burs yıllık olarak verilecektir ve bursiyerler Cornell'daki lisans eğitimleri süresince burs alacaklardır. 2010 yılında Tata Grup şirketleri ve Tata Hayır Kurumları, Harvard Business School'da bir yönetim merkezinin inşası için 50 milyon dolar bağışladı. Yönetim merkezi, Tata Sons'un Fahri Başkanı Ratan Tata'dan sonra Tata Hall olarak adlandırıldı. Toplam inşaat maliyetinin 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Cornell Tech'teki Tata İnovasyon Merkezi adını Ratan Tata'dan almıştır ve Roosevelt Adası kampüsündeki bir binada akademisyenler ile endüstriyi birleştirir. Binanın %70'i ticari olarak kiralanmış ve %30'u akademik alana ayrılmıştır. Tata Danışmanlık Hizmetleri mekanda kiracıdır. Tata Danışmanlık Hizmetleri, Bilişsel Sistemleri Araştırma Tesisi için Carnegie Mellon Üniversitesi'ne 48 bin metrekarelik danışmanlık ve hizmet binası için 35 milyon dolar bağışladı. 2014 yılında Tata Group, Bombay'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde sınırlı kaynaklara sahip insanların ve toplulukların ihtiyaçlarına uygun tasarım ve mühendislik ilkeleri geliştirmek için Tata Teknoloji ve Tasarım Merkezi'ni kurdu. Enstitüye tarihinde aldığı en büyük bağış olan 950 milyon rupi bağışta bulunuldu. Bugün 86 yaşında olan dünyaca ünlü iş adamı Ratan Naval Tata'nın hayata dair 7 altın kuralı eminim birçok genç için yol gösterici olacaktır. O yüzden 86 yaşına kadar edindiği tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Tata'nın öğütlerine kulak verelim. Bu dünyada iki şey satın alınamaz: zaman ve tecrübe. Çocuklarınızı zengin olmaları için eğitmeyin. Onları mutlu olmaları için eğitin. Böylece yetişkin olduklarında eşyaların fiyatını değil, değerini bilirler. Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin. Aksi durumda yiyeceğiniz olarak ilaçları yemek zorunda kalabilirsiniz. Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir. Çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa, tutmak için bir sebep bulacaktır. İnsanoğlu olmakla insan olmak arasında çok büyük fark vardır. Çok azı bunu anlar. Doğduğunuzda sevilirsiniz. Öldüğünüzde sevileceksiniz. Arasını siz başarmalısınız.
Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün. Fakat uzun yürümek istiyorsanız beraber yürüyün. Dünyadaki en iyi 6 doktor, güneş ışığı, dinlenme, egzersiz, diyet, kendine güvenme ve arkadaşlardır. Bunları hayatın her aşamasında devam ettirin ve sağlıklı hayatın keyfini çıkarın. Bizler turistiz ve Tanrı bizim bütün yol rezervasyonlarımızı ve varış yerlerimizi önceden belirlemiş seyahat şirketimiz. O yüzden ona güvenin ve hayat denilen yolculuğun keyfini yaşayın, diyor Ratan Tata. Bir radyo programına telefonla katılan Hintli milyarder Ratan Naval Tata'ya sunucu şu soruyu sorar. Hayatta en mutlu olduğunuz anınız nedir? Ratan Tata en mutlu olduğu o anısını anlattı. Hayatta mutluluğun 4 aşamasından geçtim ve sonunda gerçek mutluluğun ne olduğunu anladım. İlk aşama zenginlik ve kaynak biriktirmekti. Ama bu aşamada istediğim mutluluğu elde edemedim. Ardından değerli eşyaların toplanması olan ikinci aşaması geldi. Ama bunun etkisinin de geçici olduğunu ve değerli şeylerin parıltısının uzun sürmediğini fark ettim. Ardından büyük bir proje olan üçüncü aşaması geldi. O zaman Hindistan ve Afrika'daki dizel yataklarının %95'ine sahiptim. Ayrıca Hindistan ve Asya'daki en büyük çelik fabrikasının sahibiydim. Ama burada da hayal ettiğim mutluluğu elde edemedim. Dördüncü adım, bir arkadaşımın benden bazı engelli çocuklar için tekerlekli sandalye almamı istemesiydi. Yaklaşık 200 çocuk. Arkadaşımın tavsiyesiyle hemen tekerlekli sandalyeleri aldım. Ama arkadaşım onunla gitmem ve tekerlekli sandalyeleri çocuklara bizzat vermem konusunda ısrar etti. Ben de hazırlanıp onunla gittim. Orada bu çocuklara tekerlekli sandalyeleri kendi ellerimle verdim. Bu çocukların yüzlerinde garip bir mutluluk pırıltısı gördüm. Hepsini tekerlekli sandalyede otururken, dolaşırken ve eğlenirken izledim. Hediyeleriyle coşku içinde bir piknik yerinde gibiydiler. O an gerçek mutluluğu içimde hissettim. Ayrılmaya karar verdiğimde çocuklardan biri bacağımdan tuttu. Bacağımı yavaşça kurtarmaya çalıştım ama çocuk yüzüme baktı ve bacaklarımı sıkıca tuttu. Eğilip çocuğa sordum, başka bir şeye ihtiyacın var mı? Çocuğun verdiği cevap beni sadece şok etmekle kalmadı, hayata bakışımı da tamamen değiştirdi. Bu çocuk dedi ki, yüzünü hatırlamak istiyorum ki cennette seni tanıyıp bir kez daha teşekkür edebileyim. Gerçek başarı ve mutluluğa koşulsuz sevgi ve vicdan kapımızı açarak ulaşabiliriz.